Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Fatiha-i Şerife soruluyor. Yani imam arkasında Fatiha okumak meselesi çok sorulan mesele. Nur talebeleri diyorlar ki bazıları, Üstad Hazretleri talebelerine demiş ki diyorlar bazıları, böyle bir söz yani yayılıyor, konuşuluyor. İmam arkasında yani sessizce Fatiha okuyun diyor, demiş diye bir söz dolaşıyor. Bunun için bazı nur talebeleri bunu hem soruyorlar hem de okudukları anlaşılıyor. İmam arkasından Fatiha okumak gerekli mi? Üstadımızın böyle bir beyanı acaba var mı? Varsa bizim de okumamız gerekli mi diye bir mesele var. Peki siz duymuşsunuzdur. Bir de okuyanlar da bir duymuşsunuzdur değil mi? Hasan abi duydun mu? İmam arkasında Fatiha okuyanlar da olabilir değil mi ki nur talebelerinden? Duydum abi. Duyduk. Şimdi bunun acaba hakikati nedir arkadaşlar? Şimdi Hazreti Üstadımız çok büyük bir şeriat alimi. Elbette söylediği şeyler tamamen şeriata münasip şeylerdir, uygun şeylerdir. Elbette hilaf-ı şeriat konuşmaz Üstadımız. Bir kere Üstadımız diyor ki sözlerde Hanefi mezhebinin imam arkasında Fatiha okunmaz ve okunmaması aynı hak ve mahzı hikmettir diyor. Sözler 486. Yani bunu Hanefi mezhebinde İmam Hakk'ın Fatiha okunmaz. Okunmaması tamamıyla diyor hikmete uygundur. Hem şeriatın hükmüdür hem de haktır. Hikmete münasiptir diyor. Sebebini izah ediyor. Peki üstadımız eğer Fatiha okun demişse bunu diyenler de elbette haşa yalan söylemiyor ya, bunu duymuşlar ki söylüyorlar. Bazen ne oluyor? Metin doğru oluyor. Rivayet doğru oluyor. Ondan çıkardığımız hüküm yanlış oluyor. Üstad Fatiha okuyun demiştir. Ama bizim onun çıkardığımız hüküm, yani biz de Fatiha okumalıyız. Biz de her de Fatiha okumalıyız. Çıkardığımız hüküm yanlıştır. Neden? Mesele nedir? Şimdi tekrar sesi kapatmamız gerekiyor. Sesi rica ediyorum. Sizi takip edin, kapatın. Ahengi ikide bir bozmayalım. Şimdi Üstadımız Fatiha okuyun demiş ise bunun şer'an dayanağı nedir? Mesele şu arkadaşlar. Mesele şu. Bir yerde bir Şafii, bir Hanefi varsa düşünelim. Orada cemaatle namaz kılacaklar. Kimin imam olması gerekiyor? Hanefi'nin mi Şafii'nin imam olması gerekiyor? Burada akla gelebilir. Hanefi imam olsun, Şafii imam olsun. İkisi de imam olabilir. İkisi de fark etmez diye akla gelebilir. Bazen soruyor mu bunu sualleri? Halbuki burada Şafii imam olursa eğer arkasındaki Hanefi imam arkasında Fatiha okumadığı için o zaman cemaatle namaz kılmış olmuyorlar. Şafii'ye göre kişi münferit, tek başına namaz kılmış oluyor. Hanefi'nin imam olması gerekiyor. Arkasından Şafii Fatiha okursa İmamına Hanefi'nin namazına zararı var mı? Hayır. Zararı yok. Ama iki kişi var. Eğer Şafii imam olsa arkasında Hanefi de kendi mezhebine Fatiha okumadığı için cemaatle namazı o zaman kılmış olmayacakları için böyle özel bir durumda imam olan Şafii, yani Şafii'nin imam olması gerekiyorsa, diyelim ki alim olan odur. Kıraat ehli olan kişi odur diyelim. Namazı kıldırma ehli olan kişi odur diyelim. O zaman o özel durumda Hanefi diyecek ki sen Fatiha oku diyecek arkamda. Bu ne demek ki Fatiha okum? Fatiha oku ki şimdilik, bu özel durumda Fatiha oku ki biz cemaat sevabını alayım, ben de cemaat takılmış olalım demek istiyor. Veya bir yerde mesela Şafiler 40 kişi olması gerekiyor ki cuma namazı kılabilsinler. 40 kişi Fatiha okuması gerekiyor imam arkasında. Daha cuma namazı sahih olsun. Mesela 39 tane Şafii bir Hanefi var bir yerde. Cuma namazı kılacaklar. İmamın ne yapması gerekiyor? Burada cuma kılabilirler mi? Cuma geçerli değil. 40 kişi Fatiha okuması gerekiyor. Cuma da kılınması lazım. İmam ne yapacak? O Hanefi olan 40. şahsı diyecek ki kardeşim diyecek, sen de Fatiha oku diyecek arkanda. Niye bunu diyor? 40 kişi daha Fatiha okusun ki cuma sahih olsun. O zaman şimdilik bir 40 kişi olmadığımız için demek istiyor. Sen de Fatiha oku ki şimdi. Gerçi Hanefisin ama şu anda bir zaruret var. Sen Fatiha oku ki cuma namazı kılabilelim. Ta 40 kişi Fatiha okumuş olsun demek istiyor.
Böyle tedbir almış oluyor. Şimdi imam bunu söyledikten sonra bu adam gitse, imam izah etmedi, sen de Fatiha oku dedi kardeşim dedi. Bu adam gitse artık ömür boyu her yerde Hanefilerin kıldığı camide, mesela imam Hanefi cemaat Hanefi iken gittiği yerde valla bana bir hoca demişti ki Fatiha oku. Her yerde Fatiha okusa doğru olur mu? Hayır, doğru olmaz. Çünkü o geçici olarak, özel bir tedbir olarak o günkü cumanın geçerliliği için sen Fatiha oku dedi. Şimdi mesele bundan ibaret. Şimdi üstad da bir yerde bulunuyor. Arkasında 2-3 talebesi var. Talebeleri Hanefi. Üstad Şafii. Üstad varken eğer imam üstad olacaksa yani imamla kimin hakkı? Bediüzzaman varsa orada Bediüzzaman mı imam olsun, talebesi mi imam olsun? İmamla kimin hakkıdır? Şimdi herhalde üstad imam olacak. O zaman Bediüzzaman imam olacağı vakit arkasında birkaç talebesi var. Onlar Hanefi. Fatih okuyun derken yani siz Fatih okuyun ki cemaatle namaz kılmış olalım demek istiyor. Mesele bu aslında. Yoksa üstad kendisi cemaat olduğu vakit mesela Tahir abi imam yapıyormuş. Üstad kendisi cemaat olduğu vakit o zaman demiyor. Benim anladığım kadarıyla talebelerine Fatih okuyun demiyor. Demez. Bu üstada bir iftiradır. Haşa İmam-ı Azam'ın haşa hükmünü beğenmiyor demektir ki bu asla alakası olmayan, asla astar olmayan bir iftira olmuş olur Bediüzzaman. Çünkü haşa üstadımız İmam-ı Azam'ın iştihadını beğenmiyor mu diyeceğiz. Tam aksine İmam-ı Azam iştihadı da isabetlidir. Onun hikmeti anlatıyor. Mesela yalnızca üstad imam olduğu zaman arkasındaki birkaç talebesi onunla Hanefi olduğu için onlar da eğer Hanefi gibi namaz kılsalar Bediüzzaman ne olacak? Cemaat namaz kılmış olmayacak. Cemaat sevap alamayacaklar. Şimdilik ben imamken yani arkamda bir Şafii olmadığı için şimdilik okuyun demek istiyor. Abiler de bunu hikaye olarak söylüyorlar mesela. Üstad bize böyle demişti diye. Hatta onlar çok yaymazlar. Böyle mahremce bunu demiş olabilirler. Üstadımız bize Fatih okuyun demişti. Bu sefer duyanlar da bundan gizemli bir mana çıkartıyor. Ha, üstadımız Mehdi'dir, müceddittir demek ki. Bak anlaşıldı. Neden anlaşıldı? Fatiha okuyun dedi. Ya ne alakası var bunun? Bu normal, basit bir şer'i meselenin tatbikatıdır ya. Üstadımızın müceddittiğine şüphemiz yok. Mehdi'nin şüphemiz yok bizim. Ama dediği zaman müceddit ispat eden şey ya. Bu basit mesele değil ya. Risale-i Nur'un müellifi olmasıdır. Yaptığı hizmet İmam-ı Kur'anisidir. İşaret-ül İcazı'dır, mesnevisidir, muhakematıdır. Bunlar gösterir, mücadelesidir. Yetiştiği talebeleridir değil mi bunun üstadımızın makamın ne olduğunu gösteren? Onun için buradan böyle esrarlı ve gizemli bir şey çıkarmaya çalışıyor kimileri. Demek ki üstadımız haşa sanki beşinci mezhep getirmiş gibi bir mana çıkartırsak bu yanlış bir istihraç olmuş olur. Ve gereksiz bir tenkit kapısını açmış oluruz kendimize. Burada üstadımız o talebelerine ömür boyu ilelebet her yerde Fatih okuyun demek istememiş yani. Benim anladığımı söylüyorum ben. Ben Risale-i Nur'u ve fıkıh mütalialarını anladığımı söylüyorum. Üstadımız büyük şeriat alimidir. Şeriata muhalif konuşmaz. Kitabında diyor ki Hanefi mezhebinde İmam arkasında Fatih okunmaz. Okunmaması mazi hikmettir. Mazi haktır. Aynı haktır. Mazi hikmettir diyor kitabında. Öyleyse haşa Hanefileri şafileştirmek istemiyor. Hanefilerin varlığı rahatsız değil. İmam arkasında Fatiha okunmaz hükmünü de haşa üstadımız eleştiriyor değil haşa ve kella. Bu normal, son derece teknik ve basit bilinen bir kaydın tatbikatıdır. Belki bunu duyan insan ya belki o noktada fıkıh hükmünü bilmemiş olabilir. Bunu kınamak için haşa haddimizi de söylemiyoruz. Yani mesela Hazreti Üstadımız şeriata aykırı bir şey konuşmaz. Fatiha okuyun demesi demiştir. Demesi de gereklidir. Çünkü orada cemaat namaz kılmanın şartını söylemiş oluyor. Yani biraz sonra yoksa üstad cemaat olmuş. İmam Hanefi ise siz de Fatih okuyun demez. Niye desin? Onun için Nur talebelerinin Hanefi mezhebine girme arkasında Fatiha okunmaz hükmü kat'idir. Okunursa ne olur? Tahrimen mekruhtur. Tahrimen mekruhtur. Ne demek tahrime mekruh? Harama yakın mekruhtur. Sen Fatiha okurken gayen nedir? Sevap almaktır değil mi? Fatiha okuyorsun. Bak bir insan sual, Kur'an-ı Kerim okurken günah kazanır mı? Kazanabilir. Değil mi? Kazanabilir Ahmet abi. Ne zaman Hanefi olan bir insan imam arkasından Fatiha okursa sevap mı kazanır, günah mı kazanır? El cevap günah kazanır. Delil ne? Şeriat diyor ki bu tahrime mekruhtur diyor. Peki şu denebilir mi? Şafii mezhebini takliden okuyor denebilir mi? Hayır denemez. Neden denemez? Çünkü
Bir zorunluluk yokken, mecburiyet yokken, ihtiyaç yokken, kendi mezhebinde caiz görmediği halde sevap kazanma maksadıyla mezhebinin caiz görmediği muamele asla bu noktalarda taklit caiz görülmemiştir. Onun için bu anladığım kadarıyla ya yalnız ya bir yanlış anlamadan kaynaklanmaktadır. Hazreti Üstadımız Fatiha okuyun diye özel olarak o bir mecliste geçici olarak Şafii imam arkasında hiçbir Şafii olmadığı için cemaatle namaz kılma şartları oluşsun diye şer'an bir kişinin en azından Fatiha okuması gerekiyor. O manada Fatiha okuyun demiş Üstadımız. Buradan bütün nur talebeleri hele biraz sanki has nurcunun şartıymış gibi. İmam arkasından Fatiha okuyup ve kimse de bunu izah edemez zaten. Niye okuyorsun? Yani işte bir bildiğimiz var gibi oldu. Bildiğimiz ne? Üstadım Fatiha okuyun demiş. Bir tarzında asla bu doğru değildi. Çünkü bunun eğer Hanefi mezhebi bunu tahrime mekruh görüyorsa asla yapmamız doğru bir şey olmaz. Şafii taklit de doğru olmaz çünkü Şafii taklit öyle yarım yamalak olmaz. Ya abdestiyle, namazıyla, tamamıyla Şafii mezhebi kılarsa ancak doğru olabilir. Sen abdestini Hanefi'ye göre, namazın bir bölümü tamam değil Şafii'ye göre. Böyle taklit olmaz ki. Taklidin bir usulü var yani. Onun için bu hiç gerekli olmayan ve şunu yani demek istiyorum. Gelecek nesillere böyle yanlış mirasa bırakmamalıyız. Bunları üstadımızı biz büyütemeyiz. Tam aksine gereksiz tenkit kapısı açmış oluruz Hazreti Üstadımıza. Üstadımız bizim bu noktalarda biraz gayret edip şer'i meseleleri ilmihale öğrenmemizi istiyor. Hatta Üstadımız rahmetli Hüsnü abi de derdi. Bize diyordu ki Hüsnü abi, kardeşim benim vaktim yok size bunları ben anlatamıyorum, öğretemiyorum. İlmihal okuyun diyor, derdi Hüsnü abi. Onun için burada imam arkasından Fatiha okunmaması gerekiyor Hanefilere göre, İmam-ı Azam'a göre. Okunması asla doğru değil. Hiçbir şekilde üstadımıza bunu atfedemeyiz. Üstadımız şeriata aykırı konuşmamıştır. Özel ve sınırlı olarak Şafii imam arkasından en az bir kişinin Fatiha okuması gerekiyor ki cemaat şartları oluşmuş olsun, cemaat sevabı alınsın diye söylemiştir. Geçici bir durumdur. Bu normal bir şeriatın tatbikatıdır. Yoksa üstadımız haşa bir beşinci mezhep kurmuş, yeni mezhep kurmuş değildir. Yoksa kurduğu mezhebin biz niye bilmiyoruz? Kitabı nerededir? Hükümler nelerdir yani? Bu asılsız iddia olmuş olur. Onun nur hizmetine de ve üstadımızın da bu ulvi makamına da nur talebelerinin gereksiz şeriatı bilmiyorlar diye, yanlış tatbikatları var diye tenkit kapısı açmış oluruz. Devam ettirmemek lazım benim kanaatime göre. Şer'i dayanan yoktur. Üstadımızın yerinde ve şer'i ilmi bir tavsiyesinin, emrinin daha doğrusu, hatta buna şeriatta vazifelendirme denir, görevlendirme denir. Fıkıhta bir kaide vardır, avamın mezhebi olmaz diye. Ulema bir şey emredersen onu yaparsın. Onun bildiği vardır yani. Sana diyor ki Fatiha oku. Demek ki Bediüzzaman bir şey biliyor. Fatiha oku derken şu anda sen Fatiha okumasın namazını geçerli değil demek istiyor yani. Bu kadar. O anla sınırlı. Yoksa sen tek başına namaz kılarken namaz nasıl ki Hanefi gibi kılacaksın. Gittin Hanefi imama tabi oldun o zaman Hanefi gibi kılacaksın. Fatiha okumana gerek yok. Başka bir de tekrar gittin bir medreseye. Bir Şafii arkadaşı var. Bir sen varsın. O zaman ne yapacaksın? Eğer Şafii'nin imam olması gerekiyorsa o zaman sen yine Fatiha okursun o anda. O zaman abdestini de Şafii gibi alırsın. Namazını Şafii gibi o zaman eda edersin. İçici olarak. Evet. Subhaneke la ilme illa ma 'allamtani. Bunu da böyle anlamış oluyoruz. Şimdi bunu da kapatıyorum.